Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz buyuruyor ki: mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz azim olan Allah doğruyu söyledi. Efendim, sizleri 81 ilimizden stüdyomuza misafir olan hocalarımızı ve tabii ki kıymetli jürimizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT1 ekranlarına Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık bu ekranların bir klasiği haline gelen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmamız başlıyor. Dil ile kulağım diyen çok durur, dilun anda kıymeti hiç yok durur. Bu tonla da icrayı buluşturduğunuz zaman güzel bir seyirle harika icralar olacak. يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ mesela imam olup da imtihana girseniz, ben Kur'an yönüne okey veririm. Deryada sonsuzluğu zikretmeye ne zahmet. Al sana derya gibi sonsuz Karacaahmet. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Sefa Polat geliyor. Sefa Polat, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok şükür hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Sefa Polat, 1993 Antalya doğumluyum. Ailem 95'ten beri İstanbul'da yaşıyor. Ben de ortaokulu ve liseyi Avcılar'da, İstanbul'da okudum. 2012 senesinde 9 Eylül İlahiyat Fakültesini kazandım. O zamandan beri İzmir'deyim. 2019'da da göreve başladım. İzmir TRE'de İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Kaç yıldır görev yapıyorsunuz? 2,5 yıl oldu hocam. Maşallah. Sefa hocam, hazır mıyız? Hazırım hocam. O halde sizi rahliye alalım. Buyurun. Sefa Polat, Ankebut Suresi 56 ile 63. ayetleri tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz... Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileyna turca'un. Vellezîne لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر سخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض
فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Sefa hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden sağ olun. Efendim, şimdi söz 81 ilimizden stüdyomuza canlı olarak bağlanan misafir hocalarımızda kendilerinden yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve ilk yorumlarını almak üzere Osman Egin hocama sözü bırakıyorum. Eşref Ziya hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam, buyurun. Safa hocama da bu güzel tilavet için teşekkürlerimi arz ediyorum. Üstadım, bu Ankebut suresinin ikinci ayeti. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ diye başlar. Elif, la, mim. İkinci ayet değil mi hocam? Evet. اَحَسِبَ النَّاسُ. Şimdi efendim, Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna sık sık ben bunu zikrediyorum Eşref hocam. Sadece söyleme dayalı bir din anlayışını, bir iman anlayışını Kur'an-ı Kerim kabul etmiyor. Ve sık sık bunu vurguluyor. Diyor ki, yani şöyle bir şey söyleyebiliriz üstadım. Eylemle, amelle ispat edilmeyen iman söylentiden ibaret oluyor. Eyvallah. Yani hiçbir katkısı olmuyor. Bizim efendim İrfan Mektebimizin önemli önderlerinden bir tanesi de efendim Aşık Paşa'dır. Kırşehirli Aşık Paşa. Onun Türkçe yazdığı hocam bir garip namesi var. Mesnevi tarzında, mesnevi usulü. O garip namede şöyle diyor. Dil ile kulağım diyen çok durur, dilun anda kıymeti hiç yok durur. Ve Süleyman Çelebi Hazretleri de Mevlid'ini yazarken çok etkilenmiştir Aşık Paşa Hazretlerinden. Dil ile kulum diyen çok, aramadığın kadar var diyor ya, ne kadar ama... Sadece dil ile kulum demenin Rabbin indinde hiçbir kıymeti yoktur diyor Aşık Paşa. Cenab-ı Hak hem diliyle, hem gönlüyle, hem de kalbiyle, hem de bütün uzuvlarıyla ve davranışlarıyla imanı yakalayan ve onun tadını, lezzetini alan mümin kullarından eylesin üstadım. Aha. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Eyvallah hocam. Eyvallah üstadım. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Safa Polat kardeşim. Güzel bir tilavet dinledik sizden. Evet, tilaveti her şeyiyle gayet ölçülü bir şekilde okudunuz, ifade ettiniz. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi tebrik ediyorum. Ve bu yolda başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Halil hocam. Çok kıymetli Safa hocam, ağzınıza sağlık, güzel okudunuz. Siz tilavete başlamadan evvel sohbet esnasındaki ses renginizle, konuşma sesiniz renginizle, icradaki renginizin, yani bazen bazı seslerde farklılıklar arz eder. Sizde bunu görmedim. Ben konuşma sesinizle adeta tilavet sesiniz birdi. Seyir esnasında da ben daha tek düze, yani bir icra gördüm. Bize çıktığınız makam yolunda farklı yerler sunmadınız. Çok sesinizin de kıvamı diyelim, yüksekliği sadece bir yerde birazcık tansiyonel oldu ama hep böyle stabil kaldı, yani belli bir düzeyde kaldı. Bu tilavet teknikleri açısından pek görülen bir şey yahut görüldüğü vakit çok böyle nasıl söyleyeyim, müzikal ya musiki anlamında olmayan bir şeydir. Ben size acizane şöyle tavsiyede bulunmak isterim.
belli bir dinleme saati kendinize lütfen gün içinde, hafta içinde seçin ve mutlaka dinleyerek musiki eğitiminizi bence güçlendirin. İnşallah. Zira farklı bir sesiniz var. Yani genzinizden, burnunuzdan gelen güzel bir tonu var. Bu tonla da icrayı buluşturduğunuz zaman güzel bir seyirle harika icralar olacak. İyi ki varsınız. Safa verdiniz gönlümüze. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah hocam. Teşekkürler yorumlarınız Eyvallah. İçin. Şimdi yarışmacımız için puanlama vakti. Buyurunuz efendim. Osman Egin hocam. Safa Polat kardeşime bu güzel tilaveti için tekrar teşekkür ediyorum. Ve kendilerine... ...94 puan veriyorum. 94 puan veriyor Osman hocam yarışmacımıza. Teşekkürler hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Safa Polat kardeşimize... ...başarılar diliyorum. Gayretinin... artmasını diliyorum ve 96 puan veriyorum. 96 puan veriyor Doktor Mehmet Ali Sarı hocamız yarışmacımıza. Halil hocam. Eyvallah. Safa hocam. Evet hocam. Ben de size 92 puan veriyorum. 92 puan veriyor Halil hocam yarışmacımıza. Yarışmacımız Safa Polat, kıymetli jürimizden toplamda 282 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Çok geniş bir sesim var, hem de ceharetli. Cümleleri sonuçlanmadan bitiriyorsun. Ben Halil Bey'e ayetlere cümle dedirtmemeye çalışıyorum hocam. Bütün gücüm ona veriyorum. Evet. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Yasin Çakır geliyor. Yasin Çakır, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Maşallah, çok şıksın, çok güzelsin. Acizane evet hocam. Çok da mütevazı. Elhamdülillah. Sizi tanıyabilir miyiz? Trabzon, Sürümene'de oturuyorum. Lise son sınıfı öğrencisiyim. Arsin Falkus Kur'an kursundan mezun oldum. Maşallah. Azlıktan. Yeşilyalı, Yeşilyalı değil mi? Evet. Üstad, hocam Yeşilyalı, şey Yeşilyalı. Evet. Falkos, eski adı. Eski adı hocam. Yeni adı evet. Ne? Arsim. Yeşilyalı. Yeşilyalı, Yeşilyalı Üstad. Kur'an kursu. Evet. Biz Ahmet... Falkos diye kaldı hocam. Falkos Ahmet hocam diye. Ne yapıyor Ahmet hocam? Gelir gider mi kursa? Kurslarda hocam, evet. Devam ediyor aynı. Eyvallah, Allah razı olsun. Sizden hocam. Hocam sizin de tanımadığınız yok maşallah. Ahmet hocayı herkes tanıyor ya, Ahmet hocamı. Bir tane. Eyvallah. Allah uzun ömürler versin inşallah. Peki güzel kardeşim, hafız mısınız? Elhamdülillah, hafızım hocam. Maşallah. Kaç ayda hafız oldunuz? Hocam kısa bir sürede bitirdim ben. 10 ayda, bir ay. 10 ayda hafız olmuş. Bir ayda has yapmıştır o, 9 ayda bitirmiştir. Öyle gibi, evet hocam. Peki iyi mi hafızlığınız, kuvvetli mi? Elhamdülillah hocam, evet. Evet, çok şükür. Safa Engel hocam da yaptım, Allah razı olsun ondan. Peki hafızlığın dışında ne yaparsınız, neler yaparsınız? Musikiyle aranız nasıl? Hocam İstanbul'a gittim biraz. Ondan sonra Kocaeli'nde biraz musiki okudum, 4 ay. Herhangi bir enstrüman falan var mı? Ne üflüyorum hocam. Evet. Ne üflüyorsunuz? Evet, acizane üflüyorum. İyi mi peki? Evet hocam, acizane üflüyorum biraz. Maşallah. Peki hazır mıyız? Hazırız hocam. O halde sizi rahli alalım, buyurun. Yasin Çakır, Ahzab suresi 38 ila 48. ayetlerini tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
كريما. يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Yasin'im, ağzına yüreğine sağlık güzel kardeşim. Allah razı olsun hocam. Eyvallah cümlemizden. Efendim şimdi söz 81 ilimizden stüdyomuza bağlanan misafir hocalarımızda. Kendilerinden yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve ilk yorumlarını almak üzere Halil Necipoğlu hocam, buyursun hay efendim. Hay hay, teşekkür ediyorum değerli dostum. Kıymetli kardeşim Yasin, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Afiyettesin inşallah. Evet. Eyvallah. Son karar sesin neydi? Nereye karar ettin? İcrada. Hatırlıyor musun? Hani geldin. Ve kefa billahi vekila derken o cümle neydi? Hocam uşağa döndüm. Yok. Üsttekilerle alakası olmayan bir cümleydi. Segah seslerini bastım bize. Segah karar ettim. Peki ne üflüyorsun değil mi? Evet hocam. İstanbul'da 4 ay ney dersleri aldın? Musiki ney. Evet. Musiki ney. Peki. Şimdi bütün perdeler kapalı, orta şiddette üflüyorsun. Gözünün önünde canlandır. Evet. Hangi sesi üflemiş oluyorsun o zaman? R hocam. Ya orta şiddette, biraz yani orta şiddetin de altında diyelim peki. Rast üflüyorsun değil mi? Bütün evet. Perdeler kapalı. Şimdi musikiyle bir irtibatın söz konusu olunca değerli kardeşim, icradaki seyirde biraz daha tavır icap eder. Biraz daha tavırlı okuman icap eder. Ve yine sık sık yaptığın bir şeyi tespit ettim. Bu gırtlak dediğimiz o yeri çok fazlaca böyle titreştiren bir nameler getirdin, koydun. İlgili ilgisiz yerlere, yani şey itibariyle, cümleler itibariyle söylüyorum, name cümleleri itibariyle söylüyorum. Yani bir yerde yapabilirsin, münasiptir ama birçok yerde onu göstermenin pek bir şeysi yok, bir estetiği yok. Arz edebiliyor muyum değerli evet. Dostum? Sadelik, değerli büyüğümüz sürekli vurgular ve ben de hakikaten doğru olduğunu herkesle paylaşmak isterim. İhtişam sadeliktedir değerli kardeşim. Bir de
cümleleri sonuçlanmadan bitiriyorsun. Nameleri, cümleleri. Yani ayetleri mi hocam? Name itibarıyla ayetleri karara sonuçlanmadan getiriyorsun. Yani o mesela yukarıdan okuyorsun, onun sonuçlanması için yukarıda asılması, ya asma kararın orada yapılması lazım. Mesela tekrar aşağı indiriyorsun filan gibi. Nameler olgunlaşmamış halde ben hissediyorum. Hissettim daha doğrusu. Dolayısıyla o 4 ay yeterli bir zaman değil. Buna vakit ayır, olur mu? İnşallah. Ağzına sağlık. Çok Allah güzel bir görselim var. Harikasın. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Hoş geldin. Eyvallah hocam. Sağ olun. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyursunlar. Teşekkür ederim Eşref Bey. Estağfurullah hocam, buyurun. Hafız Yasin Çakır. Evet hocam. Evladımız henüz 21 yaşında, hafız ve 10 ayda hafız olmuş. Tebrik ederim, çok güzel sesim var, çok geniş bir sesim var, hem de cehaletli. Evet. Tabii giderek olgunlaşacak, oturacak, güzel aşırlar okuyacaksın. Lamları bastırıyorsunuz yani, yalnız sen değil, diğer arkadaşlar da bastırıyor. Lamlarda bastırma diye bir şey yok. Lam şiddet sıfatlı bir harf değil. Serbest bırak, yumuşak bırak. Öyle Türkçe'de kullandığımız gibi. Onlara dikkat et evladım. Tamam. Ben seni çok beğendim. Bu yaşta bu tilavet. Ben bu yaştayken böyle okuyamıyordum, söyleyeyim, itiraf edeyim. Allah Allah. Çok güzel okuyorsun. Ama bu üstadın dediklerini tabii dikkate alarak onları düzelteceksin. Kur'an cümleleri olduğu gibi Osman'cığım, evet hocam, name cümleleri de vardır. Evet. O name cümlelerini tamamlamadan dedi üstad, yani doğru söyledi. Ben Halil Bey'e ayetlere cümle dedirtmemeye çalışıyorum hocam. Bütün gücüm ona veriyorum. Evet, evet, evet. Eyvallah. Yasin, tebrik ediyorum ama 10 ayda elde ettiğin hıfzını unutma yani. Önünde üniversite var, askerlik var, birçok şeyler var. Bu arada o güme gitmesin. İnşallah hocam. Tebrik evet. ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Osman Ergin hocam. Şimdi üstadım, Eşref hocam. Buyurun hocam. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu Ahzab suresi başlı başına, bu Hendek Savaşı'nda onun içerisinde yer alır. Oradaki Müslümanların ahlakı, tavrı, psikolojisi nasıl olmalı? Bir din, bir mümine nasıl bir psikoloji yükler? Fevkalade örnekleri var üstadım. Sallallahu aleyhi ve sellem insanların ahlakının peşinde, ahlakını düzeltme peşinde. Onu da işte dinimizle, kitabımızla, Kur'an'ımızla, onun yoluna efendim revan olmakla ancak olabiliriz. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellemin Tirmizi'de geçen bir rivayeti var üstadım. Evet. Diyor ki bir insan diyor dinine zarar önce vermemeye gayret edecek. Böyle bir temsil yönümüz var ya, dinine zarar vermemeye gayret edecek. Bu da çok zor değil diyor. İki şey yapmayacak. Bir, mal hırsı yapmayacak diyor. Mal hırsı dinimize çok zarar verir. Niye? Çünkü size bakan insanlar sizde dini görüyorlar. Dindar diye kendinizi tanımlıyorsunuz. İki, öne çıkma hırsı. Hep ön planda olayım, herkes benden bahsetsin. Onu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevmiyor. Ve ashabına da çok iyi öğretmiş. Kendisi de asla hiç öyle bir şey yapmamış. Yani dışarıdan bir heyet geliyor. Heyet geldiğinde Mescid-i Nebevi'de Peygamberin kim olduğunu önce anlayamıyor üstadım. Ya. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer bir insan diyor bunları yaparsa, mal hırsı yaparsa, şan, şöhret, şeref hırsı yaparsa, öne çıkma hırsı yaparsa diyor, dinine zarar verir diyor. Öyle zarar verir ki, düşünün diyor, aç 2 tane kurt, bir koyun sürüsüne dalsalar. مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا ف۪ي غَنَمٍ Koyun sürüsüne dalsalar, onların diyor, koyun sürüsüne verdiği zarar bile o zarar kadar değildir diyor. Ve aldın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını, ne güzel bir şekilde işledin oradan. Bize, bütün televizyonun başında izleyenlere, bütün dünyaya sesinle duyurdun. Ağzına yürene sağlık değerli dostum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, eyvallah var hocam. Ol,
Hoş geldin, sefalar getirdin. Tamam. Eyvallah hocam, tamam. Teşekkürler. Eyvallah estağfurullah. Efendim şimdi yarışmacımız Yasin Çakır için puanlama vakti, buyursunlar. Halil hocam. Evet, değerli dostum. Kıymetli hafızım. Ben sana 95 puan veriyorum. 95 puan veriyor Halil Necipoğlu hocamız, yarışmacımız için. Teşekkürler hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Ben evladımıza 96 puan veriyorum. 96 ha. puan veriyor hocamız, yarışmacımıza. Teşekkürler hocam. Ve son olarak Osman Egin hocam. Eşref Ziya hocam, ben de bu güzel tilaveti için Yasin Çakır kardeşime tekrar teşekkür ediyorum ve kendilerine ...95 puan veriyorum. 95 puan veriyor Osman Egin hocam. Yarışmacımıza teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim kardeşim. Yarışmacımız Yasin Çakır kıymetli jürimizden toplamda 286 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Güzel Kur'an okunur bu sesle. Tedirgin okudunuz, korktunuz biraz. Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten bizi muhafaza eylesin. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız huzurlarınıza Hamza Bürçün geliyor. Hamza Bürçün, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, teşekkür nasılsınız? Ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Allah razı olsun. Hamza Bürçün, Bingöl'den katılıyorum. 21 yaşındayım. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra hafızlığımı Bingöl'de ikmal ettim. Daha sonra Gençler Başkanlığımızın açmış olduğu sınavda başarı göstererek Bingöl'ün Karlova ilçesine Merkez Yeni Camii'ne İmam Hatip olarak atandım. Kaç yıldır İmam Hatip'lik yapıyorsun? 11'e yakın oldu. Çok daha yenisin. Maşallah. Elhamdülillah. İmamlığın dışında neler yaparsınız? İmamlığın dışında genelde bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hangi bölümü düşünüyorsun? İnşallah ilahiyat. İlahiyat düşünüyorsun. Maşallah size. Başka gençlerle aran nasıldır? İyidir. Gençlere yönelik camimizin gençlik merkezi var. Orada manevi danışmanımızla beraber elimizden geldiğince gençlerimizi bir araya getirmeye, gönüllerini İslam'a ısındırmaya gayret ediyoruz inşallah. Maşallah. Olsun, maşallah. Hamza Bürçün, hazır mıyız? Hazırım hocam. O halde sizi rahliye alalım. Buyurun. Hamza Bürçün, Bakara Suresi 152 ila 157. ayetlerini tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın. Yeah.
الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم Hamza Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim şimdi söz misafir hocalarımızda. Kendilerinden yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İlk yorumlarını almak üzere Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Estağfurullah Eşref hocam. Ziya Bey, kardeşim. Buyurun hocam. Hafız Hamza Bürçün, evladımız, güzel bir delikanlı. 21 yaşında ve hafız. Ve böyle bir tilavet sundu bizlere. Yani çok beğendim kendisini. Sesi çok güzel. Bas
bir sese sahip, güzel Kur'an okunur bu sesle. Gelişecek inşallah. Çok güzel. Kendisini tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Hafızlığını kaybetmemesini temenni ediyorum. Çünkü böyle 21 yaş gibi erken yaşlarda hafız olanlar, daha evvel de olanlar var da, önlerinde büyük merhaleler olduğu için hafızlığını şey yapıyorlar, kaybediyorlar. Onu ben çok tehlikeli buluyorum. Ve Bürçün kardeşimiz onu yapmayacak inşallah. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Osman Egin hocam. Evet, Eşref Zeya hocam, teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Ve yine muhterem üstadımın şahsında Bingöl'ümüzü hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet ihsan etsin inşallah. Üstadım, programın başından beri bir konu, bir noktaya vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani yapmak, eyleme dönüştürmek, bir insanın amel olarak davranışları itibariyle dinine dair güzellikleri amele, eyleme dönüştürmek. Şimdi insanlar genelde bu erdemli davranışları insanların çoğu yapmıyor. Kur'an-ı Kerim de onu ifade ediyor. Fakat şöyle yapıyorlar, öğreniyorlar, öğrenmek istiyorlar. Peki öğrenince ne oluyor? Öğrendiğinde kendini yapmış gibi hissediyor. Böylelikle oradan bir şekilde efendim bir kenara doğru kaçış oluyor. Bir arif, bir zat bunu şöyle tanımlıyor. Diyor ki bir insan düşünün diyor, doktora gidiyor. Doktorun söylediklerini can kulağıyla dinliyor böyle. Dört göz derler ya böyle. Can kulağıyla dinliyor ama ayrıldıktan sonra doktorun söylediklerinin hiçbirini yerine getirmiyor. Bu hasta diyor nasılsa, işte diyor dini karşısında dinin bütün emirlerini dinleyip, Kur'an'ı dinleyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel sözlerini dinleyip ama onlardan hiçbir tanesini üzerinde göstermeyen insan da mümin de buna benzer diyor. Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten bizi muhafaza eylesin. Amin hocam. Ağzımızdan ne çıkıyorsa o güzellikleri bir hakkın yaşayan mümin kullarından bizi eylesin inşallah diyorum. Tekrardan üstadıma da zat-ı halinize de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun efendim. Halil hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Hamza hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ağzınıza sağlık. Güzel okudunuz. Sağ olun. Yani basları güçlü bir bariton sese sahipsiniz. Ama icranın bütününe böyle bir tedirginlik hakim. Evet. Tedirgin okudunuz, korktunuz biraz. Tabii atmosfer vesaire. Seyirde problem yoktu ama keşke o son ayetlerdeki gibi, son ayetlerde yaptığınız performans gibi, makamat yahut tilavetin kendisiyle ilgili söylüyorum, baştan itibaren öyle gelseydiniz. Bu da mühimdir yani. Böyle bir özgüven, böyle kendini sunma sadedinde çok rahat bir icra, tilavetin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir. Buradan bu tavsiyemi arz edeyim. Allah razı olsun hocam, sağ olun. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Efendim şimdi yarışmacımız için puanlama vakti, buyursunlar efendim. İlk olarak Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, buyurun. Ben Hafız Hamza Bürçün evladımıza ...97 puan veriyor hocamız, yarışmacımız için. Teşekkürler hocam. İkinci olarak Osman Egin hocam. Eşref Zeya hocam, teşekkür ederim. Estağfurullah hocam, buyurun. Efendim ben de bu güzel tilaveti için Hamza hocama, değerli üstadıma, ...95 puan veriyorum. 95 puan veriyor Osman Egin hocam, yarışmacımız için. Teşekkürler. Son olarak Halil hocam. Eyvallah. Karlova'da dostlarımız var, Bingöl'de keza. Özlüyorum oraları. Buradan ben de muhabbetlerimi gönderiyorum size de, değerli dostum.
94 puan veriyor. 94 puan veriyor Halil Hocam yarışmacımız için. Yarışmacımız Hamza Bürçün kıymetli jürimizden toplamda 286 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Şimdi bakıyorum saati de birçok yerde iftar vakti değil mi geldi? Cami adeta böyle Ramazanlarda teravih bir tabiri caizse tabirin mazur görün bir karnaval yerine dönüyor. Sizin pide fırınından kaç nevi pide çıkar böyle yumurtalı yumurtasız? Ben bu sıcak böyle fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunun bende ne hissettirdiğini paylaşmıyorum kimseyle. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Ahmet Çilingir geliyor. Aleykümselam Ahmet Hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ Allah olun, var olun. Hocam sizi tanıyabilir miyiz kısaca? İsmim Ahmet Çilingir. Adıyaman'ın Best ilçesinden katılıyorum. Hoş geldin. Fırıncılık mesleğiyle uğraşıyorum. Evliyim, bir kızım var. Maşallah. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Hocam kaç yıldır Kur'an'la muhabbetiniz, kaç yaşından beri okuyorsunuz? Hocam 20 ile aşkındır bir fırıncılık işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda fırıncılığa başladığım zaman 10 yaşındayken babam beni yaz Kur'an kursuna camiye göndermişti. Mustafa Kandemir hocamın yanında Kur'an'ı sevdik, Kur'an öğrenmeyi sevdik. Sonra Kur'an okumayı sevdik, sağ olsun maşallah. Bize sevdirdi. Eyvallah. Bununla birlikte hem fırıncılık hem Kur'an okuma hocamın da vesilesiyle aynı zamanda açık öğretimden ön lisans ilahiyat fakültesini... Aynı zamanda şu anda da dışarıdan, açık öğretimden İmam Hatip Lisesi'ni okuyorum. Eyvallah. Aynı zamanda ben hafız değilim. Yani diğer arkadaşlarımız hafız, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş. Onlarla aynı ortamda, aynı atmosferi solumak çok güzel bir duygu benim için. Burada sizinle olmak çok güzel. Allah Ahmet razı olsun. Ahmet kardeşim biz de sizi burada görmekten fevkalade mutlu olduk. Allah razı olsun. Sağ olun. Farklı bir meslekte olmanıza rağmen buraya gelmeniz gerçekten bizim... yani bizi mutlu etti ve biz sizinle onur duyduk gerçekten. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak yaptığın ekmeklerin lezzetini, bereketini de Kur'an'la beraber artırsın, güzelleştirsin. Amin. Yiyenler şifa bulsun senin ekmeğin inşallah. Eyvallah. Amin. Peki Ahmet Hocam hazır mıyız? Hazırım hocam. O halde sizi rahli alalım. Buyurun. Ahmet Çilingir, Ali İmran Suresi 189 ila 194. ayetlerini tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.
Ahmet Hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden hocam, sağ olun. Efendim, şimdi söz misafir hocalarımızda. Kendilerinden yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, kendilerine teşekkür ediyoruz. İlk yorumlarını almak üzere Osman Egin Hocam, buyursunlar efendim. Eşref Ziya Hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli dostum, hocam. Sevgili kardeşim benim. Adıyaman'dan Besti'den aramıza katılan Ahmet Çelingir kardeşime de bu güzel tilavet için teşekkür ediyorum. Allah sağ razı olsun. Üstadım, bu dua ayetlerinde de var. Genel kazanmamız gereken ahlak, Cenab-ı Hakk'ın bize Kur'an üzerinden sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğiyle kazandırmak istediği ahlakın merkezinde merhamet vardır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem çok net ifade eder. Merhamet etmeyene merhamet edilmeyecek. Şimdi hep Rabbimizden merhamet bekliyoruz. Onun affına, mağfiretine sığınıyoruz vesaire ama bizimle beraber, bizim merhametimize muhtaç olan insanlara, bizim bağışlamamıza muhtaç olan insanlara nasıl davranıyoruz? Mesela özellikle idareci olduğumuz yerlerde, bu resmi olabilir ya da gayri resmi olabilir, şirketler olabilir, bir efendim ticarethane olabilir. Oradaki insanlardan, insanlarla münasebetlerimizde, iş gören insanlarla münasebetimizde sanki onlardan intikam alırmış gibi onlara davranıyoruz. Halbuki şunu hiç unutmamamız lazım. Onlar bize Cenab-ı Hakk'ın teslim ettiği bir emanet. Yani evimizi de öyle düşünmeliyiz, camimizi de öyle düşünmeliyiz, ticarethanemizi de öyle düşünmeliyiz, sokağı, her yeri öyle düşünmeliyiz. Üstadım benim. İmamlık yapıyorum. İmamlık yaptığım yıllarda efendim biraz konuştuk, ettik. Artık camiye hanımefendiler geliyor, çocuklarını alıp geliyorlar. Cami adeta böyle Ramazanlarda, teravih akşamı, bir tabiri caizse tabirin mazur görün, bir karnaval yerine dönüyor. Arkada lokalde oynuyorlar, cıvıl cıvıl çocuk sesleri vesaire falan. Efendim benim de çok hoşuma gidiyor. Yani o çocuklarla beraber mutlu oluyorum. Namaza geçtiğimde, ben tam namaza geçiyorum, onlar arkadan oynuyorlar, bağırıyorlar. Arkada boş olan yerde koşuşturuyorlar ama samimiyetle söylüyorum üstad, zerre kadar rahatsız olmuyorum. İnan namazın zevki geliyor. Eyvallah. Tabii selam verdik. Selam verdiğinde arkada müezzinlik yapamıyor. Mustafa amca var. Allah selamet versin. Hala yaşıyor. Bir başladı bağırmaya. Efendim çocuklara vesaire bağırdı, çağırdı vesaire falan filan. Bitti. Hiç ses etmedim. İşte en sonunda dedi ki, ya hocayı şaşırtacaksınız. Neyse. Bitince dedim ki, hocam ya Mustafa amca dedim, senin gözlerine kurban olayım ben yahu. Namazı kıldıran ben değil miyim? Evet dedim. Ya şaşırma falan da yok. Sen de azıcık daha, biraz daha böyle sabırlı olursan, bak böyle güzel bir hava var, bu havayı bozmayalım. Bu çocuklar, birçok insan tanıyorum ben. Yani camide gelip de cami ile beraber dindarlığı efendim tercih etmiş, Kur'an'ını, kitabını tanışmış, peygamberini tanışmış. Ama bunun zıddına da sebep olmamak gerekiyor üstadım benim ya. Bu Ramazan ayı, teravih namazları, İftarlarımız, her şeyimiz bizim bu manada eğer merhametimize katkı sağlıyorsa, bağışlamamıza katkı sağlıyorsa, insanları daha çok sevmemize katkı sağlıyorsa, anla ki bu ibadetler üstadım kabul oluyor. Zıddından Cenab-ı Hak muhafaza eylesin diye dua ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum üstadım. Sağ ol, var ol, nur ol değerli kardeşim benim. Eyvallah hocam, teşekkürler. Halil hocam. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Değerli dostum Eşref Ziya. Kıymetli hocam, fırıncı idiniz. Evet hocam. Fırıncılık yapıyorsunuz. Pide işi hocam. Şimdi bakıyorum saati de, birçok yerde iftar vakti değil mi geldi. Ben bu sıcak böyle fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunun bende ne hissettirdiğini paylaşmayayım Allah kimseyle. Allah. Kimseyle paylaşmayayım. Tam iftar vakti ama muazzam bir şeydir, andır o. Ben yani çok açık bir şey söyleyeyim. Fırıncı olmak isterdim yani. Somuncu baba gibi. Çok severim. Eyvallah. Aa, muazzam, harika. Hocam, değerli Ahmet hocam, ağzınıza sağlık. Güzel okudunuz. Allah razı olsun Halil hocam. Açık, böyle pürüzsüz,
berrak, net bir sesiniz var. Yani bence ses aralığınız da fevkalade müsait. Ama atıl bir kapasiteyle kullandığınız kanaatindeyim. Yani %70, %65, %70 civarında kullandınız. O 30-35'lik bölüm yok. Rahatsızım onun... hocam. Hafif de bir gıcık geldi. Evet, bir de astım orada... var hocam, rahatsızım. Bir de bir aydan beri soğuk algınlığı vardı. Geçmiş olsun. Allah razı olsun inşallah. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Hocam, şeref verdiniz. İyi ki varsınız. Eyvallah. Evet. Eyvallah hocam, sağ olun. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyursunlar hocam. Ahmet Çilingir kardeşimi tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Meslek arkadaşlarımızdan birisi kadar güzel okudular. Evet. Kusursuz, bütün okuyuş kurallarına riayet ederek, tecvidiyle, talimiyle maşallah. Doğrusu meslek dışında olup da bu kadar güzel okuyabilmek büyük bir başarı, büyük bir kazanım, büyük bir kazanım. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Tebrik Allah ediyorum. Ben de bu Ramazan'da İstanbul'da bilhassa böyle pide, Ramazan pidesi kuyruklarını görürüm. Böyle daha önce çıkmış pideyi almazlar da çıkacak pideye talip olarak kuyrukta dururlar. Allah onun Allah. Ayrı bir kokusu, ayrı bir lezzeti, bir manevi bir şeydi, vasfı da gibi. Sanki Ramazan'da çıktığı için oruç tutan, tutmayan her insan böyle Ramazan pidesine müştaktır yani. Çok arzu Allah eder. Allah. Sizde de öyle midir bulunduğunuz yerde? Aynen hocam. Bizim orada biraz da yemek kültürü var doğuda. Güneydoğu'dayız evet. biz. Evet. Orada Ramazan'da herkes evinde yemeğini hazırlar. Tavasını, tepsisini, işte lahmacunun içine getirir. Biz hazırlarız. Ramazan tam iftar vakti o tüm kokular bir de üzerine çörek otutsam asıldığı zaman ekmeğin. Evet. Daha bir lezzetli, daha bir hoş kokusu oluyor. Doğrudur. Allah Allah. Sizin pide fırınından kaç nevi pide çıkar? Böyle yumurtalı, yumurtasız, kıymalı vesaire. Ne kadar, ne tür... Hocam acıktınız herhalde. Evet. İftara kal. Ahmetciğim. Hocam normalde bizimki halka açık bir fırın. Yani pide salonu değil... Hani hazır yapmıyoruz normalde. İç getirirseniz yapıyoruz. Bizim evlere yapıyorsunuz. Evet, evden iç getiriyorlar, biz yapıyoruz. Ama özel isteyen olursa yine yapıyoruz. Kaşarlı sucuklu, anladım, kuşbaşlı anladım, vesaire çeşit. Anladım. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İmam olmak arzunuz var. İnşallah hocam. Mesela imam olup da imtihana girseniz ben Kur'an yönüne okey veririm. Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Tebrik ederim. Sağ olun. Eyvallah çok hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler hocam yorumlarınız için. Efendim şimdi yarışmacımız için puanlama vakti, buyurunuz. İlk olarak Osman Egin hocam, buyursunlar efendim. Eşref Zeya hocam, Adıyaman'ımızı da hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz bu güzel Ramazan akşamında. Ve oradan aramıza katılan Ahmet Çilingir kardeşime ben bu güzel tilaveti sebebiyle 93 puan veriyorum. 93 puan veriyor Osman Egin hocam yarışmacımıza. Teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim. İkinci kardeşim. Olarak Halil hocam. Eyvallah değerli Ahmet hocam. Yani fırıncı Ahmet Bey demiyorum bak. Allah razı olsun. Değil mi? Ben de saygıdeğer Osman Egin hocamın puanını tekrar ediyorum, 93. 93 puan veriyor Halil hocam. Sağ olun hocam. Eyvallah. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyursunlar efendim. Ben Ahmet Çilingir kardeşimize 95 puan veriyorum. 95 puan da Doktor Mehmet Ali Sarı hocamız veriyor. Teşekkürler hocam. Ahmet Çilingir, kıymetli jürimizden toplamda 281 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. 14 yaşında, hafız ve böyle bir tilavet. Güzel hafızımız. Yani bir ideal koymuşsun hayatına dair. Buradan yani yüz binlerce sana dualar geldi. Yani bu Kur'an'ın mucizesi olarak kabul ediyorum ben.
yetiştirenlerden Allah razı olsun diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Necip Fazıl Belge geliyor. Necip Fazıl, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Maşallah çok yakışıklısın. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hafızlık var. Elhamdülillah. Oyunculuk var. Musiki var. Daha ne olsun? Maşallah. Çok güzel değil mi hocam? Yakışıklılık var. Çok yakışıklı maşallah. Hocam. Evet, maşallah. Necip Fazıl, seni tanıyabilir miyiz? Adı da çok güzel. Teşekkür ederim hocam. Adım Necip Fazıl, soyadım Belge, Erzurumluyum. İstanbul'da oturuyorum. Elhamdülillah hafızım. Küçük yaştan beri musikiyle ilgileniyorum, musikiyle iç içeyim. Aynı zamandan okul eğitimime devam ediyorum. Maşallah. Hangi okul? İTÜ Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi hocam. Evet, okulundan ismini zikretmek lazım üstad. Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ olun. Hocam Necip Fazıl en son Mesut hocamızın bir filminde Süveyda değil mi? Evet hocam. O filmde başrol oyuncusuydu aynı zamanda. Öyle mi? Yani şeyini buldu, abisini buldu. Evet. Zaten biraz önce ortak yönlerimiz falan var demişti. Ben de direkt şey dedim, motor mu falan dedim. Yok yok, oyunculuk dedi. 14 yaş tutmuyor ya ondan motor. Evet. Evet. Necip Fazıl, stüdyomuzda misafirimiz var. Solunuza dönerseniz. Hocam, hoş geldiniz Hüseyin İpek hocam stüdyomuza. Merhabalar efendim. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Aleykümselam hocam. Aleykümselam hocam. Hüseyin hocam, sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Ben TRT İstanbul Radyosu'nda sanatçıyım kendim. Program yapımcısı. Aynı zamanda tasavvuf orosu şefiyim. Onun için uzun yıllardır müzikî hocasıyım Necip Fazıl'da. Ve son derece başarılı, son derece beyefendi, son derece zeki, en güzel tarafı da Kur'an'ı en güzel şekilde tilavet eden bir gencimiz. Hüseyin İpek hocam, teşekkür ediyoruz. İstanbul'umuza selamlar, saygılar, hayırlı Ramazanlar. Ve aleyküm selam. Oradaki Necip Fazıl'la birlikte bütün öğrencilerimizin, hafızlarımızın tebrik ediyorum. Orada olmak bile büyük bir şeref. Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam. Sağ olun. Tamam. Peki hazır mıyız? İnşallah hocam, evet. O halde sizi rahatlayalım. Buyurun. Necip Fazıl Belge, İsra Suresi 78-84. Ayetlerini tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Necip Fazıl, ağzına yüreğine sağlık güzel kardeşim. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim şimdi söz 81 ilimizden stüdyomuza canlı olarak bağlanan misafir hocalarımızda. Kendilerinden yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve ilk yorumlarını almak üzere Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyursunlar hocam. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam, kardeşim. Buyurun. Necip Fazıl, yani bu Kur'an'ın mucizesi olarak kabul ediyorum ben. 14 yaşında hafız ve böyle bir tilavet. Bu arada
Necip Fazıl dedikçe Necip Fazıl'ın adaşı Kısa Kürek'i hatırladım. Necip Fazıl Kısa Kürek. Ona da buradan rahmet ve mağfiret diliyorum. Amin hocam. Allah rahmet eylesin. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Yani Allah nazardan saklasın. Amin inşallah hocam. Güzel bir yerden okudu. Güzel okudu. Üstad Halil Necmoğlu kardeşimiz de temas edeceklerdir. Uşak bir aşırı şerif dinledik. Orada bir sabaha geçki. Sabahdan sonra da bir müstear ilavesiyle gene Uşak makamında başladığı akorta karar verdi. Bu bir başarıdır. Kendisinin musikiyle ilgisini ifade ediyor. Ve bir Kur'an ailesi, Necip Fazıl'ın ailesi, anne Kur'an kursu öğretmeni, baba bir imam. Böyle bir Kur'an ailesi ile karşılaşıyoruz. Allah mutluluklarını artırsın. Sağlık, afiyet diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Hocam teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Halil hocam. Evet, çok teşekkür ederim değerli dostum Beşir Ziya. Eyvallah hocam, buyurun. Sana da çok teşekkür ederim. Gayet güzel okudun. Teşekkürler hocam. Sevgili hafızımız, güzel hafızımız. Yani bir ideal koymuşsun hayatına dair. Buradan yani yüz binlerce sana dualar geldi. Biz de gönlümüzle, ben şahsım adına, değerli büyüklerim de dualar ediyoruz. İnşallah bu yolda Allah sana sağlık, afiyetle, hayırlı ömürler nasip eylesin. Amin, amin. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Osman Egin hocam. Evet, üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Necip Fazıl. Evet. Deryada sonsuzluğu zikretmeye ne zahmet. Al sana derya gibi sonsuz Karaca Ahmet. Göbeğin de yalancı şehrin sahici belde. Ona sor, gidenlerden kalan şey neymiş elde? Mezar mezar zıtların kenetlendiği nokta, mezar mezar varlığa yol veren geçit yokta. Onda sırların sırrı bulmak için kaybetmek, parmakların saydığı ne varsa hep tüketmek. Varmak o iklime ki uğramaz ihtiyarlık, ebedi gençliğin taht kurduğu yer mezarlık. Eyvallah. Devam edip gidiyor uzun ama çok güzel, çok güzel. Üstadım, şimdi böyle Necip Fazıl Belge gibi yavrularımızla biz efendim ebedi gençlik tahtını her ne kadar mezarlıklarda kursa, böyle bu ahlakla, bu imanla, bu idrakle, bu bilgiyle, bu irfanla biz evelallah efendim bu tahtı bu ülkenin efendim coğrafyasında, Anadolu'sunda, İstanbul'unda, her yerinde kurduk, kuruyoruz, kuracağız. Yetiştirenlerden Allah razı olsun diyorum. Amin. Teşekkürlerimi sunuyorum. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Star. Efendim şimdi yarışmacımız için puanlama vakti, buyursunlar. İlk olarak Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Buyurunuz efendim. Ben Necip Fazıl Belge hafız evladımıza ...98 puan veriyor Doktor Mehmet Ali Sarı hocamız, yarışmacımıza. Teşekkürler hocam. Halil hocam. Antrenman yapacağız, tamam mı? Tamam hocam. Niye? Yani finale gelirsen antrenmanlı gel, daha çok fazla. Ben 100 puan veriyorum. 100 puan veriyor Halil hocam. Teşekkürler hocam. Son olarak Osman Egin hocam. Eşref Bey hocam, teşekkür ediyorum. Tekrar Necip Fazıl gibi yavrularımızı, gençlerimizi burada görmeyi arzu ettiğimi de tekrar bir daha ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel tilavete efendim ben Yüz puan veriyor Osman Egin hocam. Teşekkürler hocam.
Necip Fazıl Belge kıymetli jürimizden toplamda 298 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Evet, Kur'an dostları, yine geldik programımızın en heyecanlı anına. Birbirinden değerli yarışmacı kardeşlerimiz o muhteşem Kur'an tilavetleriyle yine yüreklerimizi coşturdular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün bir yarışmacımız gün birincisi olarak hafta finalinin yolcusu olacak kendileri. Acaba bu yarışmacımız kim? En az bizler de kendileri kadar heyecanlıyız. Artık işin sonuna yaklaştık. Şimdi final vakti ve bugün. Misafir hocalarımızdan aldığı 86 puan ve kıymetli jürimizden aldığı puanlarla toplamda 372 puan alarak bugünü üçüncü olarak bitiren yarışmacımız Yasin Çakır. Kendisini tebrik ediyoruz. Yine misafir hocalarımızdan aldığı 88 puan ve kıymetli jürimizden aldığı puanlarla toplamda 374 puan alarak bugünü ikinci olarak bitiren yarışmacımız Hamza Bürçün. Kendilerini tebrik ediyoruz. Geldik finalistimize ve gün birincisine. Misafir hocalarımızdan aldığı 89 puan ve kıymetli jürimizden aldığı puanlarla toplamda 387 puan alarak bugünü birinci olarak bitiren yarışmacımız Necip Fazıl Belge. Kendilerini tebrik ediyoruz ve 3 tam altınla ödüllendiriyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, ayaklarına sağlık kardeşlerimizin. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Amin. Efendim, geldik yine bir programımızın sonuna. Yarın yine aynı saatte TRT1 ekranlarında buluşmak ümidi ve duasıyla. Hoşça kalın, Kur'an'la kalın.